Şehrin Sağlığı Programı'ndan herkese iyi akşamlar. Uzun bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Umarım iyi bir bayram tatili, sağlıklı bir bayram tatili geçirmişizdir. Bugün 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü. Bu sebeple biraz hipertansiyondan konuşacağız. Bugünkü program konuğumuz Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünden uzman doktor Aykut Bulu. Hoş geldiniz Aykut Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Doktor Aykut Bulu, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Elazığlıyım. Şu anda Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde İç Hastalıkları Bölümünde uzman doktor olarak çalışıyorum. Evet, Aykut Bey'le birlikte çalışıyoruz. Aslında Aykut Bey'le fakültede de birlikteydik, ihtisasta da birlikteydik. Bayağı eski bir geçmişimiz var. Fakat yine de kendinizden bahsetmenizi istedim seyircilerimiz için. Biraz da Fethi Sekin Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği tanıtacak olursak neler söylemek isterseniz? Biz İç Hastalıkları Kliniği'nde şu anda 19 uzman olarak çalışmaktayız. Bunun dışında yan dal uzmanlarımız var. Bir tane endokrinoloji uzmanımız, bir tane nefroloji uzmanımız çalışıyor. İki tane romatoloji uzmanımız çalışıyor. Bir tane gastroenteroloji uzmanımız şu an bizimle birlikte çalışmakta. Onun dışında hematoloji uzmanımız da geleceğini yakında duyduk. Yakında gelecek, evet. Yakında gelecek, Kura'da. Evet. Şehir Hastanesi'nde hematoloji eksik branşlardan biriydi. O da tamamlanınca daha iyi hizmet vermiş olacağız. Dahili olarak geniş bir aileyiz. Sözü çok uzatmadan hipertansiyona giriş yapacak olursak. Hipertansiyon ne demek Aykut Hocam? Hipertansiyon, tekrarlayan kan basıncı ölçümlerinde kan basıncının 140'a 90 milimetre civa üzerinde olması olarak tanımlanabilir. Peki hipertansiyon çok sık görülen bir hastalık mı? Yani prevalans dediğimiz, dünya prevalansı görülme sıklığı nedir? Sık görülüyor ne yazık ki. Ülkemizde prevalansı Türkiye Endokrin Metabolizma Derneği'nin verilerine göre %35.9 olarak görülmekte. Aslında çok ciddi bir rakam. Evet. %35. Ciddi bir rakam. Yani prevalans bildiğiniz gibi bir hastalığın belli bir süre içinde görülme sıklığını gösteren bir ölçüt. Bu da tabii ki ilerleyen yaşla ve bazı risk faktörleriyle artmakta. Peki hipertansiyon komplikasyonları neler? Yani hastaların aklında genelde çok geç tanı konuluyor hipertansiyon. Çünkü bir kan tahlilinde çıkabilen bir şey değil. Hastalar belli semptomlarla geliyorlar. Onun sonucunda belki tesadüfen ölçtükleri bir ölçümde fark edebiliyor. Ya da baş ağrım var deyip geliyorlar, öyle fark edebiliyoruz. Hipertansiyon ne tür komplikasyonlara sebep olabiliyor? Hipertansiyon dediğiniz gibi sistemik bir hastalık olup ciddi komplikasyonları olmakta ve bu nedenle ciddi bir, önemli bir sağlık problemi. Şimdi baştan aşağıya sayacak olursak, öncelikle beyinle başlamak istiyorum. Beyinde iskemik inme dediğimiz, yani beyin damarlarında tıkanma yapabiliyor veya hemorajik inme yapabiliyor. Beyin ve parenkiminde ve damarlarda kanama yapabiliyor. Onun dışında gözde retinopati yapabiliyor, retinal hemoraji yapabiliyor. Kalpte, gözde kanama yani, hemoraj dediğimiz şey. Şimdi seyircilerimiz için biraz açıklayacak olursak, hemoraji gözde kanamalar yapabiliyor, beyinde yapabiliyor kanamalar. Aynen o şekilde hemoraj dediğimiz kanama oluyor. Onun dışında kalpte sol ventrikül hipertrofisi dediğimiz, yani kalpte büyüme yapıyor ve kalp yetmezliği neden olabiliyor. Onun dışında böbrekte hasar bırakabiliyor, böbrek damarlarında hasar bırakabiliyor. Aslında tüm vücudu sistemik olarak etkiliyor hipertansiyon. Evet, sistemik bir hastalık olması nedeniyle ciddi ve bir yerden sonra kısır döngüye giriyor. Yani hipertansiyon damar patolojileri yapıyor. Damar patolojileri tekrar hipertansiyona sebep olabiliyor. Böyle kısır bir döngünün içine girmiş oluyor hasta. Şimdi hipertansiyon demek için belli bir kan basıncından bahsettik. Tabii hastanın kan basıncını ölçmemiz lazım. Kan basıncı ölçümü halk arasında çok kolay bir şeymiş gibi bilinse de ben ölçümlere çok dikkat ediyorum. Maalesef çok da doğru ölçülmüyor sanki tansiyon Aykut Hocam. Doğru tansiyon ölçümü nasıl yapılır? Seyircilerimize bundan da bahsedelim. Gerçi şu an dijital tansiyon ölçerler var. Biraz daha kolaylaştı hastaların işi ama biz eski usul hastanelerde manşonla ölçecek olursak ya da hastalarımız evde manşonla ölçüyorlarsa tansiyonu nasıl ölçmediler, nelere dikkat etmediler? Evet, dediğiniz gibi tansiyon ölçümü oldukça basit ve temel tıp eğitimlerinden biri olmasına rağmen zaman zaman yanlış ölçülebilmekte. Tansiyonu şöyle özetleyebilirim. Doğru zamanda
doğru yerde ve doğru tansiyon aletiyle ölçmemiz gerekiyor. Şimdi doğru tansiyon aleti derken neyi kastediyoruz? Şimdi bu tansiyon aletlerinin zamanla belli aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması, bakımlarının yapılması gerekiyor. Onun dışında kişiye yani doğru tansiyon aletiyle ölçüm yapmak gerekiyor. Bunda neyi kastediyorum? Mesela hasta çok zayıf olabiliyor veya çok kilolu olabiliyor. Kol çevresine uygun tansiyon aletiyle ölçüm yapmak önemli. Mesela tansiyon aletinin manşon uzunluğu kol çevresinin en az %80'ini, eni ise kol çevresinin en az %40'ını olacak şekilde bir tansiyon aleti manşonu olması gerekiyor. Erişkinlerle çocukların farklı zaten manşonları ve evet, kişinin kilosuna göre de manşon seçimi tabii ki önemli. Bunun dışında peki hocam? Zayıf bir hastada mesela tansiyon aletinin manşonu uzunsa bu arada boşluklar kalabiliyor. Bu yanlış ölçülmesine neden olabiliyor. Kilolu bir hastada ise manşon kısa gelip tekrardan yanlış ölçüme neden olabiliyor. Onun dışında doğru zamanda ölçmek gerekiyor dedik. Bunda neyi kastediyoruz? Mesela hastalar bazen bize geldiği zaman yorulmuş olabiliyor ve egzersiz yapmış olabiliyor. Veya yemek yemiş olabiliyor son yarım saat içinde. Çay kahve tüketmiş olabilir. Evet, onlar da olabilir. Mesela yemek yemişse veya egzersiz yapmışsa bu yanlışlık düşük ya da yüksek sonuçlara neden olabilir. Onun dışında sigara içmiş olabiliyorlar veya çay kahve içmiş olabiliyorlar ki bunlar kafein içeriyor bildiğimiz gibi. Bunlar da tansiyonun yükselmesine neden olabiliyor. Bu nedenle son yarım saat içinde egzersiz yapmamış olmaları, yemek yememiş olmaları, sigara, çay, kahve tüketmemiş olmaları gerekiyor. Ve hasta nefes nefeseyken de ölçmüyoruz tabii ki hastaya. En az 5 dakika dinlenmiş olması gerekiyor. Onun dışında bir önemli noktaya daha değinmek istiyorum. Şimdi bazen hastalar geliyor, kazak giymiş veya dar bir kazak giymiş, omuzu, kolu sıkılmış oluyor. Şimdi onu katlayıp kolunu açtığı zaman, yukarıdan omuzu ya da kolu sıktığı zaman biz bunu tansiyon aletiyle ölçtüğümüzde yanlış sonuçlara ulaşabiliyoruz. O nedenle hatta bazen şunu görüyorum, sözünüzü kestim, çok özür dilerim. Evet. Kaza açmak dediniz, katlamak dediniz, bazen kazağın üzerinden ölçümler görüyoruz. Evet, o tür yanlış ölçümler de olabiliyor. O yüzden hastalar rahat bir giysi giymiş olmalı ya da yani kolu açık olmalı. Onun dışında dik oturmuş pozisyonda sırtı kanepeye ya da oturduğu koltuğa yaslanacak şekilde ölçüm yapmalı. Ölçüm yapılırken konuşmamalı ve ayak ayak üstüne atmış olmamalı. Evet, gibi. Bu da bizim toplumda sık teyzeler ölçüm yaparken bir yandan bir şeyler anlatmayı da seviyorlar. Çok hakikaten sık görüyoruz sık bunu. Sık gördüğümüz durumlar. Bunlar da yanlış ölçülmesine neden olabiliyor. Peki hastanın o anki anksiyetesi ölçümün yanlış çıkmasında etkili mi? Mesela bizim hastalarımızda hastaneyle ilgili anksiyete olabiliyor. Hasta hastaneye geldiğinde şey diyor ya, heyecanlanıyorum işte, kalbimde çarpıntı oluyor falan gibi olabiliyor. Hastanın tansiyon değerini ya da tansiyon takibini değiştirebilir mi? Hastanın hastanedeki anksiyetesi ya da tansiyon ölçtürürken meydana gelen anksiyetesi. Onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi hastanın kişilik yapısı, kişilik özellikleri tabii ki tansiyonu etkileyebiliyor. Bu zaten tansiyon hastanın risk faktörleri arasında da mevcut. Stresli kişilik yapısı, heyecanlı kişilik yapısı tabii ki tansiyonu hastanın yükseltmekte ve tansiyon hastalığı olmasına neden olmakta. Peki beyaz önlük hipertansiyon denilen bir şey var. Beyaz önlük hipertansiyon nedir Aykut Hocam? Şimdi beyaz önlük hipertansiyonu hastanın tansiyonunun hastanede ya da muayenehane ortamında yüksek ölçülmesi, tekrarlayan ölçümlerde 140'a 90 milimetre civanın üzerinde ölçülmesi, hastane ortamı dışında evde ya da diğer ortamlarda tansiyonun normal olarak ölçülmesi olarak tanımlıyoruz. Buna beyaz önlük hipertansiyonu niye demişler? Şimdi hastane ortamında tansiyonu ölçen işte doktor, hemşire gibi arkadaşlar ölçüyor. Bunlar da beyaz önlük giymişler. Hani o yüzden buna beyaz adı önlük hipertansiyonu demişler. Adı oradan geliyor. Tabii bunun etki mekanizması tam olarak açıklanabilmiş değil. Fakat işte bunda biraz önce bahsettiğimiz o stresli kişilik yapısı veya heyecanlanma suçlanmakta. Hasta diyelim hastaneye ya da muayeneye geliyor. O sırada strese giriyor ya da heyecanlanıyor. Normalde tansiyonu yüksek değilken hastanede ya da işte bu muayene ortamında biz ölçtüğümüzde tansiyonu yüksek çıkabiliyor. Buna ilgili ben bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii bu beyaz önlük hipertansiyonu her ne kadar hastane ortamı dışında tansiyonu normal çıksa bile tamamen masum bir fenomen olmadığı görülmüş. Çünkü
normal tansiyon hastalıkları kadar sık komplikasyon yapmasa bile normal bir kişiye göre organ hasarı bırakma ya da komplikasyon oranı biraz daha yüksek görülmüş. Peki burada bir diğer soracağımız konu, peki biz bu beyaz önlük hipertansiyonu saptadık, biz buna ne yapalım? Şimdi beyaz önlük hipertansiyonu saptadığımız bir hastada eğer ek risk faktörü yoksa, kardiyovasküler hastalık risk faktörleri yoksa... Bunları soracağım sonra size. Olur, o zaman siz sorunca mı söyleyeyim? Yok, şimdi devam edebiliriz. Risk faktörleri nelerdir diye soracağım. Şimdi bu risk faktörleri şöyle söyleyeyim. Hastanın diyabetin olması, yani diyabet dediğimiz şeker hastalığı, onu söyleyeyim. Hiperlipidemi olması, hiperlipidemi dediğimiz işte kolesterol, trigliserit, özellikle LDL kolesterol yüksek olması, LDL kolesterol kötü kolesterol yani halk arasındaki kötü tabiriyle kolesterol olarak biliniyor. Onun yüksek olması, obezite bunda risk faktörü. Aslında bunda risk faktörü abdominal obezite dediğimiz, yani karın bölgesinde yağlanma ve obezite burada önemli. Bel çevresi. Onun dışında ileri yaş, cinsiyet, erkek cinsiyet. Bunlar risk faktörü, kardiyovasküler risk faktörleri arasında sayılabilir. Evet, bunlar yoksa? Bunlar varsa veya organ hasarı bırakmışsa. Organ hasarı işte biraz önce bahsettiğim işte beyinde iskemik inme ya da hemorajik inme diye bahsettiğimiz hastalıklar, kalpte büyüme, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği veya böbrekte protein ürü dediğimiz protein kaçağı olması gibi organ hasarı bulguları varsa biz bu hastaya yaşam tarzı değişikliği dışında ilaç tedavisi de uyguluyoruz. Eğer bunlar yoksa sadece yaşam tarzı değişikliği yeterli oluyor genelde. Peki şöyle bir soru sorayım. Şimdi hipertansiyon diyoruz da her hipertansiyonu olan hasta aynı pozisyonda mıdır? Yani hipertansiyonu evreliyor muyuz? Belli değerlere göre ayırmış mıyız bunları? Evet, hipertansiyonun evrelemesi mevcut. Yani hipertansiyon kılavuzlarında da mevcut. Hem yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da yapılan kılavuzlarda hem de ülkemizde bazı kılavuzlarda bu mevcut. Bundan bahsedecek olursam, şimdi biz hipertansiyonu 140'a 90 milimetre civarının üzeri olarak tanımladık. Yalnız şöyle bir durum var. 120 sistolik tansiyonu 120 milimetre civarı, diastolik tansiyonu 80 milimetre civarının altında biz aslında normal diyoruz. Yani büyük tansiyon, sistolik tansiyon dediğim şey büyük tansiyon. Evet, 120 milimetre civarı, halk arasındaki tabirle 12. Genelde ölçerken öyle derler, evet. Değil mi? Tansiyon 12'ye 8 evet, gibi. 12'ye 8 diyorlar ama aslında onun doğrusu 120'ye 80 evet. Milimetre civarı. Küçük tansiyonda 80 milimetre evet. Civarı. Şimdi şöyle bir durum var. 120 yani sistolik tansiyonu 120 ile 140 milimetre civarı arasında olup diastolik tansiyonunda 80 milimetre civarı ile 90 milimetre civarı arasında olduğu bir evre var. Biz buna 60 kan basıncı deniyor. Bazı kılavuzlarda da prehipertansiyon olarak geçiyor. Yani bu alarm veriyor. Dikkat et. Evet, sınırdasın. Bu evrede de dikkatli olmak gerekiyor. Onun dışında 140'a 90 milimetre civarının üzerine biz hipertansiyon demiştik. 140-160 milimetre civarı arası sistolik tansiyon olup diastolik tansiyon 90-100 milimetre arasında olan tansiyona biz evre 1 hipertansiyon diyoruz. 160-180 milimetre civarı arası ve diastolik tansiyonun 100-110 milimetre civarı arası olduğu değere işte evre 2 hipertansiyon diyoruz. Sistolik 180, diastolik de 110 milimetre civarının üstünde olursa da evre 3 hipertansiyondan bahsedebiliriz. Bu evreleme aslında çok önemli çünkü hastanın hem tedavisini etkiliyor evet. Değil mi? Ya da kullanacağımız ilaç seçimini etkiliyor. Bunu ileride biraz daha bahsedeceğiz. Peki hipertansiyon sebeplerini açacak olursak. Şimdi hastalar geliyor, evet hipertansiyon tanısı koyuyoruz, sizde tansiyon tanısı mevcut diyoruz. Hasta ilk olarak bize şunu soruyor. Neden oldu? Sebebi nedir? Aykut Hocam, hipertansiyonun sebebi nedir? Şimdi hipertansiyonun sebebi şöyle izah edeyim. Şimdi biz hipertansiyonu ikiye ayırarak sınıflandırıyoruz. Daha sık görülen, yani hastaların %80-90'ında görülen primer hipertansiyon, diğer adı esansiyel hipertansiyon. Ki bunun mekanizması tam olarak belli değil. Bazı suçlanan faktörler var. İsterseniz biraz da ondan da bahsedeyim. Lütfen. Onun dışında ikincisi de sekonder hipertansiyon dediğimiz, nedeni bilinen, daha doğrusu nedeni kronik hastalıklara bağlanmış hipertansiyon türü. Şimdi primer hipertansiyonun nedeni mekanizması belli değil dedik. Suçlanan faktörler var dedik. Bunlar neler?
Öncelikle genetik yatkınlık burada önemli. Şimdi burada kişinin ailesinde, anne babasında, kardeşinde tansiyon, hipertansiyon öyküsü varsa bu kişide de tansiyon hastalığı görülme riski normal bireylere göre yüksek olduğu saptanmış. Hatta şöyle bir çalışmalar var. Tek yumurta ikizlerinde çift yumurta ikizlerine göre daha yüksek oranda hipertansiyon görüldüğü saptanmış. Çünkü genetik benzerlikleri daha fazla. Evet, tek yumurta ikizlerinde genetik benzerlik daha fazla olduğu için bunlarda hipertansiyon daha sık görülmekte. Onun dışında öz kardeşlerinde farklı evde yaşayan öz kardeşleri olup aynı evde yaşayan üvey kardeşi olanlara kıyasla daha fazla hipertansiyon hastalığı görüldüğü saptanan çalışmalar mevcut. Bu da bize hipertansiyonun genetik yatkınlığı olduğu hakkında bir bilgi vermekte. Onun dışında yüksek sodyum, düşük potasyum içeren yiyeceklerin uzun süre tüketilmesi, sodyum absorpsiyonunu artıran, böbreklerden sodyum atımını azaltan aldosteron, anjiyotensin 2 gibi hormonların artması suçlanmakta. Sodyum dediğim şey basit tabirle tuz. Tuz. Evet, aynen. Yani tuzlu yemenin aslında ne kadar önemli olduğunu ilerleyen vakitlerde de vurgulayacağız. Fakat sebebi evet. Bilinmeyen hipertansiyon etki mekanizmalarında tuzun olduğu söylenmiş. Evet. Onun dışında bu kişiler primer hipertansiyon hastalarında sempatik aktivitenin rol oynadığı düşünülmekte. Bu kişilerde sempatik sistemin duyarlı olduğu, buna bağlı işte damarlarda vazokonstriksiyon, yani damarlarda kasılma olduğu, bu nedenle bu kişilerde böbreklerde sodyum, yani tuz ve su emilinin arttığı gösterilmiş. Aynı zamanda bu kişilerde işte damarların genişlemesini sağlayan medyatörlerden prostasiklin, nitrik oksit gibi medyatörlerin üretiminin azaldığı tespit edilmiş. Hastalar zaten o kadar güzel anlatıyorlar ki Aykut Hocam. Mesela evet. Geliyor acile, ne oldu diyorsun, ya diyor sinirlendim diyor, şekerim fırladı, tansiyonum fırladı değil mi? Evet. Anksiyete ilişkisini çoğu zaman hastalarımız da vurgulamış oluyor. Evet. Onun dışında obezite, insülin direnci ve diyabetle ilişkisi olduğu suçlanmakta. Sigara, işte alkol, sedanter yaşam gibi veya bazı ilaçların da rol oynadığı düşünülmekte. Peki sekonder hipertansiyon nedir? Hani dedik ya bazı hastalıkların evet. Sonucu olarak gördüğümüz hipertansiyon ki biz genelde dahiliye hekimleri olarak sekonder hipertansiyonun biraz daha üzerinde duruyoruz. Altta yatan hastalığı atlamamak adına bizim için önemli. Öncelikle tanımını öğrenecek olursak sekonder hipertansiyon nedir? Tekrar kabaca söyleyelim. Ve kimlerde sekonder hipertansiyon araştırmalıyız? Evet. Şimdi dediğiniz gibi sekonder hipertansiyon önemli. Sekonder hipertansiyonu biraz önce de konuşmuştuk. Nedeni belli olan, yani altta yatan kronik bir hastalığa bağlı olan hipertansiyon türü olarak söylemiştik. Bu tabii ki bu birçok hastalığa neden olmakta. Bunlardan en çok görülenleri sayacak olursak hipotiroidi dediğimiz, işte tiroid bezimiz bildiğiniz üzere vücutta metabolizmanın düzenlenmesinde önemli bir bez. Bu hipotiroidi ya da hipertiroid dediğim bu bezin hızlı çalışması ya da yavaş çalışması bunda rol oynamakta. Hiperparatiroid dediğimiz paratiroid bezimizin hızlı çalışması. Paratiroid bezi bildiğiniz gibi parathormonu salgılıyor ve vücutta kalsiyum fosfor metabolizmasında önemli. Bunun dışında adrenal bezle ilgili hastalıklarda biz sekonder hipertansiyon görüyoruz böbrek ki adrenal bez dediğimiz evet böbrek üstü bezimiz. Bunda primer hiperaldosteronizm olabilir. Bu aldosteron hormonunun fazla salgılanması. Cushing hastalığı olabiliyor. Bunda özellikle kortizol önemli rol oynuyor. Onun dışında feokromastoma olabiliyor. Bu adrenal bezle ilgili hastalıklardan ki bunlarda da katekolaminler çok salgılanıyor. Bunlar da sempatik sistemin aktif olmasını sağlayarak hipertansiyona neden olabiliyor.
Şimdi bunlar önemli başlıklar aslında. Yani ya bir endokrinolojik, sekonder hipertansiyon dediğimiz şeyde bir endokrinolojik bozukluk olacak hastada. Evet. İşte kortizolun çeşitli sebeplerle yüksek olması, dışarıdan alım olabilir, vücudun kendisini üretmesi olabilir, bir kitle olabilir üreten ya da bahsettiğiniz gibi adrenal bez patolojileri, yani böbrek üstü bezin patolojileri olabilir. Ve belki de en önemlilerinden biri böbrek patolojileri, yani böbrek hastalıklarına bağlı görülen sekonder hipertansiyon. Böbrek hastalıklarına bağlı görülen sekonder hipertansiyonları açıklayacak olursak neler söylemek istersiniz? Aynen de dediğiniz gibi, şimdi sekonder hipertansiyon daha çok zaten renovasküler hastalıklar daha çok sık görülüyor. Renovasküler hastalıklar dediğimiz yani böbrek ve böbrek damarlarıyla ilgili hastalıklar. Bunu ikiye ayırıyoruz. Yani renal parenkimal hastalıklar, böbrek parenkimal ile, böbrek yapısıyla ilgili ve damarlarıyla ilgili. Ve damarlarıyla ilgili hastalıklar. Şimdi bunlarda da şöyle söyleyebiliriz. Yani yaşlılarda bunun en sık nedeni, bu renovasküler hipertansiyon en sık nedeni ateroskleroz dediğimiz, yani halk arasında damarlarda kireçlenme olarak biliniyor. Yani bunun tabii ki tıbbi şeyi, damarlarda lipid birikmesi ve buna bağlı damar duvarında birikmesi ve daralması. Gençlerde de fibromüsküler displazi bunun en sık nedeni. Yani damar yapısının bozulması. Bu da damar duvarında anormal hücrelerin sayısının artarak kas tabakasının genişlemesi, büyümesi olarak söylenebilir. Böbrek damarlarındaki, evet. Peki parenkima hastalıklar neler? Mesela halk arasında çok azımsanmayacak oranda gördüğümüz polikistik böbrek hastaları. Şimdi parenkimal hastalıklarda şöyle söyleyebiliriz. Yani geçirdiğimiz bir enfeksiyon bile tansiyona neden olabilir ki biz buna böbrek parenkiminin enfeksiyonuna biz pielonefrit diyoruz. Onun dışında böbrek, kronik böbrek hastalığı olabilir. Sizin de söylediğiniz gibi polikistik böbrek hastalığı olabilir ki bu ailesel geçiş özelliği de var. Glomerüllerle ilgili patolojiler olabilir. Glomerülnefritler olabilir. Böbrek içi damarların, yani hem böbreğe giden damarların patolojilerini de görebiliyoruz. Sekonder hipertansiyon, yani sebebi bilinebilen hipertansiyonu. Ya da böbrek içi göremediğimiz küçük damarların patolojilerini de görebiliyoruz. Şimdi aslında bir sürü hastalık saydık. Tansiyon hastalarımız da ekran başındakiler şunu merak ediyorlar. Acaba ben primer hipertansiyon hastası mıyım, sekonder hipertansiyon hastası mıyım diye akıllarına gelmiştir. Aykut Hocam, kimlerde sekonder hipertansiyon araştırmalıyız peki? Şimdi bunu söylemeden önce bir de şimdi biz biraz önce böbrek damarlarından da bahsettik. Şimdi böbrek damarlarının hastalığı bildiğiniz renal arter stenozu dediğimiz hani böbrek damarlarındaki daralmadan bahsediyoruz. Bu da sık görülmekte. Şimdi kimlerde sekonder hipertansiyonu araştırmalıyız? Şimdi bir hasta bize geldi, genç bir hastaysa, 30 yaşının altındaysa, ailesinde hipertansiyon öyküsü yoksa, kardiyovasküler risk faktörleri yoksa, obezitesi yoksa, şimdi bu hastada sekonder hipertansiyon araştırılmalı. Bu genç bir hasta, hiçbir risk faktörü yok, obezitesi yok, tansiyon öyküsü yok, ailesinde lipid profili iyi. Lipid profili iyi, bunda niye tansiyon var? Bunu araştırmamız gerekiyor. Onun dışında hasta tansiyon tedavisine, hipertansiyon tedavisine yanıt vermiyorsa, diğer adıyla dirençli hipertansiyonsa, bunları araştırmamız gerekiyor. Bunu da açıklayacak olursak, hani yeri gelmişken, dirençli hipertansiyon nedir peki? Bunu bitirdikten sonra açıklasam olur mu? Olur, nasıl uygun görürseniz. Şimdi bunu bir bitireyim. Aha. Şimdi şöyle, bir diyelim ki hastanın tansiyon tedavisi alıyor, stabil seyrediyor, birden bozuldu, ani bir bozulma, ani ivmelenmiş bir tansiyonun olması. Bu da bizim sekonder hipertansiyondan şüphelenmemiz için bir neden. Bunu da araştırmak gerekiyor. Ve hastanın hiçbir tansiyon hastalığı yok. Birdenbire ani yüksek derecede bir tansiyon hastalığı gelişti. Bunu araştırmamız gerekiyor. Yani ılımlı değil de işte 14-15'lerde değil de hastanın birdenbire 180-200 milimetre civalık sistolik, yani büyük tansiyon değerleriyle gelmesin. Evet, bu örnek olarak bunu verebiliriz. Onun dışında organ hasarı bulgularının olması, işte beyinde, gözde, kalpte, böbrekte tansiyon hastalığı bulgularının olması. Şimdi mesela bir hasta geldi, tansiyon hastalığının organlarda tuttuğuna dair bulgular var. Şimdi bu kronik bir hastalık olabilir. Mesela kalpte sol ventrikül hipertrofisi var, kalp yetmezliği var. Veya böbrekte kreatini artmış, kreatin dediğimiz böbrek değeri veya protein ürisi var, protein kaçağı var. Biz bunlarda yani kronik bir hastalık şüphesi olup bunlarda sekonder hipertansiyon araştırmamız gerekiyor. Ki poliklinikte sık görüyoruz hakikaten. Mesela genç hasta geliyor, tansiyon problemi var, tansiyon ölçümleri olmuş, baş ağrısı olmuş, tansiyon ölçmüş, belki tesadüfen tansiyonu yüksek bulunmuş. Bir dahiliye, kişi hastalıkları uzmanına yönlendiriyorlar.
Birden bakıyoruz ki hastanın kreatin değeri yüksek evet. çıkmış. Hasta böbrek yetmezliği var, hastanın bilgisi yok. Böyle olunca direkt şundan şüphe, yani primer hipertansiyon değil de sebebi bilinmeyen hipertansiyon değil evet. de böbrekle ilgili hatta bir patoloji var diye düşünüyoruz ve nefrolojiden yönlendiriyoruz aslında, nefrolojiden destek alıyoruz. Yani sekonder hipertansiyon aslında çok önemli, atlanmaması gereken fakat evet. çoğu zaman atlanıyor. Sekonder hipertansiyonda da şu önemli, dediğim gibi daha çok iç hastalıkları hekimlerini ilgilendiren bir konu. Bu yüzden biraz daha farkındalık oluşturmak hastalar açısından da önemli. Çünkü hasta bir defa doktora gidiyor, belki bir antihipertansif ilaç başlanıyor ve hasta onunla devam ediyor. Fakat sonrasında aslında biz çok da iyi takip eden bir toplum değiliz kendimize. İlacı başlıyoruz, ya kullanıyoruz ya kullanmıyoruz, doktor ayda yılda bir gidiyoruz değil mi? Böyle olduğunda çoğu zaman organ hasarıyla tekrar maalesef hekime başvurmak zorunda şimdi, kalıyoruz. Evet, Tuğçe Hocam güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi bir diğer zaten sekonder hipertansiyonu düşünülecek bulgulardan biri de hastanın... Anamnezinde yani öyküsünde ya da fizik muayenesinde sekonder hipertansiyon düşündürecek bu kronik hastalıklardan herhangi birinin bulgusunun olması bize sekonder hipertansiyon araştırmamız için nedenlerden birisi. Mesela ne olabilir? Şimdi biraz önce saydık. Hipotiroidi, hipertiroidi, tiroid bezinin hızlı çalışması ya da yavaş çalışması. Şimdi bir hasta bize geldi, sinirlilik, taşikardi yani çarpıntı atakları var, canlı bakış, işte saç dökülmesi gibi semptomlarla bize başvurdu. Bu hasta mesela hipertiroidi hastası olabilir. Tiroid bezi hızlı çalışıyor olabilir. Biz bunda tansiyonu yüksek saptadığımızda tansiyonun nedeni bu olabilir. Bunu araştırmamız gerekiyor. Hipotiroidi yine aynı şekilde. Hasta bize geldi işte halsizlik, yorgunluk, kas güçsüzlüğü, işte kabızlık, donuk bakış, kilo alma gibi nedenlerle bize başvurdu diyelim. Biz altta bu hastalığın olabileceğini düşünüp veya bu buna yönelik tetkikler yapmamız lazım. Veya laboratuvarında tiroid fonksiyon testlerinde bozukluk varsa bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani aslında şunu diyebilir miyiz Aykut Hocam? Evet. Hasta geldi, sadece tansiyon ölçümlerinin yüksek olması bizim tanıyı koymamız için yeterli değil. Evet. Muhakkak tansiyon ölçümleriyle beraber hastada belli başlı laboratuvar tetkiklerinin istenmesi lazım. Ki bu evet. şu noktada da önemli. Hastaya başlayacağımız evet. tedaviyi belirlemede de önemli. Mesela hastanın böbrek yetmezliği varsa farklı tedaviler seçiyoruz. Ya potasyum yüksekliği varsa farklı tabii tedaviler ki. Tercih ediyoruz. Diyabetik hastaysa farklı tedaviler tercih ediyoruz. Bu sebeple hipertansiyon tanısı olan hastaların en azından bir kere bir genel kan profillerine baktırmaları önemli değil mi? Tabii ki. Bizim hipertansiyon hastalarında bakacağımız laboratuvar tetkikleri ya da işte görüntüleme tetkikleri var. Yani demek istediğim şu, bizim dahiliye polikliniğinde klinik branşlar içinde en fazla bu tür kronik hastalıklarla karşılaşan, hastalıklarda tanıdan teşhise giden, tedaviye giden bölümlerden biriyiz. Bu nedenle hipertansiyon hastalıklarında da bu sekonder hipertansiyon yapan kronik hastalıklara karşı hastanın öyküsünü alırken ve muayenesini yaparken bunlara karşı dikkatli olmalıyız. Bunlardan örnek vermeye devam edecek olursam mesela en çok görülen hastalıklardan birisi hiperparatiroidi. İşte hastanın yapılan tetkiklerinde işte kalsiyumunu yüksek gördük diyelim veya fosforunu düşük gördük. Hiperparatiroidi olabilir mi diye veya yapılan görüntülemelerde paratiroid bezinde adenom yani kitle gördük. Bunlarda şüphelenmeliyiz. Onun dışında biraz önce de bahsettiğim gibi genç hastalarda renovasküler hastalıklar sık görülmekte. İşte renal parenkim hastalığını düşündürecek kreatin değeri yüksekse veya proteinürü, protein kaçağı saptadıysak veya görüntülemelerde böbreğinde küçülme saptadıysak bu bizim kronik böbrek hastalığı için bir uyarıcı bulgu olabilir. Bu açıdan önemli. Onun dışında biraz önce renal arter stenozundan yani böbreğe giden damardaki daralmadan bahsettim. Bu hastalarda da potasyum yüksekliği olabilir veya tedavi başladık diyelim. Biz buna bir ACE angiotensin konvertik enzim inhibitörü veya angiotensin reseptör blokörü başladık. Birkaç hafta sonra kreatin değerlerinde progresif yükselme veya potasyum değerlerinde yükselme bu konuda bize uyarıcı alarm bir veriyor. Alarm böbrek verici semptom olabilir. Bir hastalık olabilir diyor. Tetkik etmemiz aslında gerekiyor. Bazen tedaviden de tanı koymuş oluyoruz değil mi? Başladığımız evet. tedaviye göre. Aynen. Tedavi demişken bu arada hangi hastalara tedavi veriyoruz? Kimlere tedavi veriyoruz? Ya da kimlere farmakolojik tedavi veriyoruz? İlaç tedavisi veriyoruz. Şimdi, tek tedavi farmakolojik tedavi mi? Tedavi kısmı tabii ki en önemli kısımlardan birisi. Herkese ilaç tedavisi vermiyoruz. Şimdi burada şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi hipertansiyon hastalarında yaşam tarzı değişikliği
son yıllarda en çok uygulanan yöntemlerden biri neredeyse ilaç kadar etkili olduğu gösterilmiş. Şimdi yaşam tarzı değişikliği derken neyi kastediyorum? Şimdi hasta biraz önce saydık işte sigara, alkol kullanımı falan. Bunlar risk faktörleri arasında hipertansiyon için. Sigara kullanıyorsa bırakması lazım. İşte alkol kullanıyorsa bırakması lazım. Veya belli bir gramı var. Türkiye Endokrin Metabolizma Derneği'nin bazı önerdiği değerler var. Mesela erkek için 20-30 gram, kadın için 10-20 gram aralığında gibi bir bilgi mevcut. Tabii ki biz bırakmasını öneriyoruz. Onun dışında diyet öneriyoruz. Şimdi diyet dediğim de şu. Şimdi biraz önce konuştuk, sodyum alımı yani tuz tüketimi tansiyon, hipertansiyonda önemli bir etken olarak konuştuk. Şimdi biz bu hastalara sodyumdan zengin değil, sodyumdan fakir diyet, potasyumdan işte magnezyumdan zengin diyet öneriyoruz. Veya doymamış yağ asitlerinden zengin diyet öneriyoruz. Şimdi bu peki, da ne tuz demek? Tuz miktarı ne kadar olmalı? Yani biz hep hastalara söylüyoruz işte tuz azalt, tuz azalt, evet, tuzsuz diyet yap falan diye de hastalar soruyor yani ne kadar tuz kullanacağım, ne kadar tuz kullansınlar bu hastalar? O da şöyle bir yani ölçüt verebilirim. Şimdi yine Türkiye Endokrin Metabolizma Derneği'nin önerdiği bir değer var. Günlük tuz tüketimi 5 gram civarında olacak şekilde yani bir çay kaşığı olacak şekilde sınırlandırılması öneriliyor. Yani bahsettiğim şu, şimdi bu sodyumdan fakir, işte potasyumdan, magnezyumdan zengin diyet dediğim yani sebze meyve tüketilmesi, sebze meyve ağırlıklı tüketilmesi öneriliyor veya doymamış yağ asiti tüketilmesi görüyor. Yani katı yağlardan ziyade işte bitkisel yağların tüketilmesi öneriliyor. Onun dışında şimdi obezite dedik bir risk faktörü. Şimdi yaşam tarzı değişikliği derken, şimdi kilolu olan hastaların, yani kilolu derken de biz bunu da bir değere göre kıyaslıyoruz. Şimdi body mass index dediğimiz, yani vücut kitle indeksi dediğimiz bir değer var. Kilonun işte boyun karesine bölünmesiyle hesaplanan bir değer. Şimdi bunu biz 25'in altında olmasını hedefliyoruz. Zaten 30'un üstü obezite oluyor. 25'in altında olacak şekilde hedeflemek lazım. Onun dışında haftada 3 gün, 4 gün belirli aralıklarla egzersiz önerilmesi gerekiyor. Aslında hepimizin bildiği şeyler fakat hiçbirimizin uygulamadığı şeyler. Tuz tüketiminin azaltılması, evet, egzersiz, kilo verme. Öyle hastalarımız oluyor ki hakikaten ilaç tedavisi başlamadan sadece kilo vererek ya da tuz tüketimini azaltarak hastanın tansiyon değerlerini normal değerlere getirebiliyoruz. Fakat bizde şöyle bir şey var hastalarda. Günlük yaşamımı hiç değiştirmeyeyim, eskisi gibi devam edeyim ama doktor bana öyle bir ilaç versin ki eskisinden iyi olayım. Böyle bir şey var mı Aykut Hocam? Şimdi biraz önce de bahsettim. Şimdi bu yaşam tarzı değişikliği neredeyse ilaç kadar etkili. Şimdi biz tedavi ederken biraz önce de konuştuk. Bu hipertansiyon için evreleme yaptık. Hani evre 1, evre 2, evre 3 diye. Şimdi gelen hastalarda şimdi biz ilaç tedavisini ne zaman veriyoruz? Şimdi mutlaka yaşam tarzı değişikliğiyle beraber veriyoruz. Şimdi bu hipertansiyon hastalarında diyabet eşlik ediyorsa, yani şeker hastalığı eşlik ediyorsa ya da evre 2 hipertansiyonu olup, yani 160'a 100 milimetre civa hipertansiyonu olup, bu biraz önce saydığımız kardiyovasküler risk faktörlerinden 3 veya daha fazlası varsa, bunlar neydi? İşte diyabet, hiperlipidemi dedik, sigara, obezite, ki abdominal obeziteden bahsettik, ileri yaş ve cinsiyet dedik. Bunlardan 3 veya daha fazlası varsa buna ilaç tedavisi öneriyoruz. Yaşam tarzı değişikliğiyle beraber. Bunu tekrar vuruyorum. Yani dışında, her aşamada yaşam tarzı değişikliği var. Her evrede yaşam tarzı değişikliği var. Mutlaka var. Fakat her evrede mesela prehipertansiyon örnek verecek olursak ya da evre bir, her evrede ilaç yok. Şimdi bunu altını çizmek lazım. Burada biraz daha yaşam tarzı değişikliğinin önemini vurgulamış oluyoruz değil mi? Aynen öyle. Yani evre 3 hipertansiyonu varsa 180'e 110 milimetre civarın üstündeyse buna zaten yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisini birlikte vermek gerekiyor. Hastaları buna ikna edemiyoruz. Yani şöyle hasta geliyor evre 1 ya da prehipertansiyon. Hekim hastaya ilaçtan önce yaşam tarzı değişikliği önerdiği zaman hasta iyileşeceğine inanmıyor. Yani yaşam tarzı değişikliğine bence toplum olarak inanmıyoruz. Ya da uygulamadığımız için sonucunu alacağımızı mı düşünmüyoruz? Buradan vurgulayalım. Programın başlarından biri pozitif mesajlar vermek. Şimdi yaşam tarzı geleceğim. Değişikliği tekrar söylüyoruz. Evet. İlaçlar kadar belki daha fazla etkili. Evet, oraya da geleceğim. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi biz evre 2'de işte 3 veya daha fazla risk faktörü varsa dedik. Evre 3'te de yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisini birlikte veriyoruz dedik. Fakat evre 1
deney yapıyoruz. Mesela evre 1 hipertansiyonu olan, yani sistolik kan basıncı 140-160 milimetre arasında olan, diastolik kan basıncı 90-100 milimetre olan hastalarda öncelikle yaşam tarzı değişikliği öneriyoruz. Bu hastaları 2-4 hafta sonra kontrole çağırıyoruz. Eğer hala daha yüksekse o zaman ilaç tedavisi başlamayı düşünebiliriz. Veya bu hastalarda evre 1 hipertansiyon olup biraz önce bahsettiğim organ hasarı bulguları varsa, işte iskemik inme, hemorajik inme, sol ventrikül hipertrofisi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, böbrekte protein kaçağı dediğimiz protein ürisi varsa bunlara zaten direkt ilaç tedavisi de başlamak gerekiyor. Peki hedef değerlerimiz var bizim, yani illaki tansiyonla evet. ilgili bir antihipertansif ilaç başlıyorsak belli bir hedef, belli bir değere gelmesini istiyoruz o değerlerin. Evet. Bu hedef değerler nelerdir hipertansif hastalarda, ya da herkes için hedef değerler aynı mıdır? Belli bir hedef değerimiz var. Tabii herkes için aynı değil. Genç hastalarda işte bu değer mesela 140'a 90 milimetre civarı altını hedefliyoruz. Isteriz. Ama yaşlı hastalarda mesela 80 yaş üstünde biz bunu 150-90 milimetre civarının altını hedefliyoruz. Hızlı düşürmeyi sevmeyiz çünkü iskemiden de korumak istiyoruz bir yandan hastayı. Aynen o şekilde. Bu hastalarda işte kardiyovasküler hastalık risk faktörleri varsa biraz daha düşük değerleri hedefleyebiliriz. Diyabetiklerde peki? Diyabetiklerde onda da 140'a 90 milimetre civarının altını hedefliyoruz. Fakat şöyle, gençse, tölere edebilirse, yani tedaviyi kaldırabilirse veya kardiyovasküler hastalık riski yüksekse veya diyabete bağlı bir protein ürisi, yani böbrek hasarı varsa bunda 130-85'in altını hedeflemek daha uygun bir yaklaşım olabilir. İleride bahsedeceğiz dedik de bahsetmedik Aykut Hocam. Dirençli hipertansiyon olayını ben tekrar hatırlatayım size. Dirençli hipertansiyon ne peki? Dirençli hipertansiyon dediğimiz olay, biri diüretik olmak üzere. Yani biri idrar sökücü olmak üzere diyelim. Biri diüretik olmak üzere en az 3 hipertansif, antihipertansif ajana tedavisi uygulamamıza rağmen tekrarlayan ölçümlerde kan basıncının hala 140'a 90 milimetre civarının üzerinde olması, yani belirlenen hedeflere gelmemesi olarak tanımlanabilir. Şimdi biz tabii ki bu dirençli hipertansiyon dediğimiz konuda bu tedaviye başarısızlığın en önemli nedenlerinden birisi de tedaviye uyumsuzluk. Yani bunun en önemli nedenlerinden birisi de tedaviye uyumsuzluk. Şimdi mesela biz biraz önce bahsettik, yaşam tarzı değişikliği dedik. Hastaya işte tuz oranını azalttık, işte sigarayı bırak dedik, işte tansiyon ilaçlarını egzersiz yap dedik, tansiyon ilaçlarını düzenli kullan dedik. Fakat bunu da yaparken aslında biz hekimler olarak hani kişiye uygun olanını seçmeliyiz. Şimdi mesela adam 200 kilo bir adam geldi diyelim veya bir kişi geldi, bir hasta geldi. Şimdi sen buna işte 80 kilo ol, işte bir ayda şu kadar 10 kilo ver, 5 kilo ver değil. Hani veya makul hedefler göstermemiz makul hedefler değil mi? Hastaya göre. Gerekiyor. Veya işte atıyorum işte hasta bize geldi diyelim. Biz buna ilaç verdik. İşte 3 tane 4 tane tansiyon ilacı verdik ama hastanın o kadar ilacı içebilecek mesela uygun ortamı yok diyelim mesela. Bu tedavi uyumsuzluğun nedenlerinden birisi de çok içme. Çoklu ilaç tercihleri hakikaten bence mesela de sıkıntılı. Mesela bir hastam vardı. Ama kombinasyonlar benim. Bu konuda artık iyi ya Aykut Hocam. Yani mesela evet, eskiden ikili üçlü ayrı ayrı verirken var. Şimdi hastalar için bu biraz daha kolaylaştı. Geçen bir hastam tedavileri geldi işte mesela birçok ilaç kullanıyor. Ek bazı kronik hastalıklar da var. İşte birkaç tansiyon ilacı kullanıyordu. İşte ben bunda tansiyon ilaçlarını kombine olarak değiştirdim. İşte lercanidipin, enalapril kombinasyonuna geçtim. İşte iki ilaç içeceğine, mesela ACE inhibitörünü ayrı, işte kalsiyum kanal blokörünü ayrı içeceğine tek ilaç içmiş oldu. Hani bu şekilde uyumunu artırmış olduk. İlaçlara da uyumu artmış oldu. Aslında bunun en bariz göstergesi evet. Şu bence yaşam tarzı değişikliğine uymamanın. Hastaları bazen internet ediyoruz, yani yatırarak takip etmek istiyoruz. Evet. Hastane yatışlarında hastaların tansiyonları gayet düzenli. Fakat evdeki tansiyonlara bakıyoruz, evdeki tansiyonlar yüksek. Aslında bu şu demek oluyor: hasta evdeyken diyetine dikkat etmiyor. Evet. Tuzsuz yemeği de şöyle algılıyorlar: evde rutin pişen yemeğe ekstra tuz eklememe olarak algılıyorlar. Fakat kendilerine özel bir diyet planlamıyorlar maalesef. Şimdi sohbet hakikaten çok keyifliydi. Dahiliyle ilgili bir konu olduğu için de ekstra güzeldi benim kendi açımdan. Fakat maalesef süremizin sonuna geldik. Bizi kırmayıp katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Daha konuşacak aslında çok
konu var tansiyonla ilgili ama inşallah daha geniş bir zamanda tekrar onları da dile getirebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür umarım ediyorum. Seyircilerimize faydalı olabilmişizdir. 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü'nde en azından yaşam tarzı değişiklikleriyle ilgili bile olumlu değişimler oluşturabilirsek ne mutlu bizlere. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.